Selam dostlar, bendeniz Loos Angaras Oto Kurtarma. Yeni bir videoda kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Junior Berkan'la beraber Hurda Garaj'a gidiyoruz arkadaşlar. Hurda Garaj. İki tane aracımız var arkadaşlar. Bir tanesi Anadolu Pickup'mış. Efsane arabalar, yani eski efsane arabalar. Ve kilometreleri çok düşük arabalar arkadaşlar. Muhsin abinin anlattığına göre. Şimdi o araçlarımızı alacağız arkadaşlar. Tozlu Garaj'a gideceğiz. Tozlu Garaj'a gideceğiz. Onları indireceğiz. Garajın içini ve o arabaları işte yüklerken, indirirken, bindirirken o arabaları da size göstermek istedim. Onun için dedim bu vlogu açayım dedim. Geçen Ethem abiyle Hurda Garaj'dan bir de Golf GTI çıkarmıştık. Sanırım Ethem abi de o videoyu bu hafta içinde herhalde atar diye tahmin ediyorum. Şimdi abi konu eski klasik arabalar olunca, bir de temiz olunca, hani kilometresi düşük olunca, tabii ki nadir bulunan arabalar, çok dikkat çeken arabalar, özlenen arabalar, değer gören arabalar. Bu videoyu dedim hani yapayım, sizlere de göstereyim dedim arkadaşlar. Şimdi işte Hurda Garaj'a doğru gidiyoruz arkadaşlar, Allah'ın izniyle inşallah. Oradan artık araçlarımızı alacağız. Muhsin abimizi alacağız. Muhsin abimizi aldıktan sonra Tozlu Garaj'a geçeceğiz arkadaşlar. Junior Berkan'la beraber. Bu arada Berkan'ın da lise bitti arkadaşlar. İşte üniversite sınavına falan girdi de bakalım, barajı geçemedi. Geçemedi maalesef. Yalan yok, gülüyor bak bak. Gülüyor, ne gülüyor. Geçemedi sınavı. Yani barajı geçemedin değil mi Berkan? Geçemedim. Neyse dostlar, şimdi gidelim aracımızı alalım. Hani toslamadın Mehmet dayı? Gel, gel. Arkadan vurdum, oturdun sen. Mehmet dayım sen nasılsın? İyisin inşallah. Sağlığın, saatin nasıl? Burada ağacım ağacı temizledim. İyi olmuş ya. Anadolu'nun lastikleri sağlam değil mi? Anadolu'nun kimleri iyi. Bak şimdi. Şu mu pick-up Anadolu? Heh. Şurada bir hafif çukur var. Abi bunlardır, bayağı da bayağıdır yatıyormuş bunlar. Yok, alırsan çok. He, şurada çukur, şuradan nasıl alacağız? Bu gelir öyle çekeriz. Kasayı altına sokacağız o zaman. He, onun için kestim ağacımı. Tamam, o iyi olmuş. Öbür bir hangisi? Bir de orada arkadaki şey bunun var ya. Arka tekerleri sağlam değil mi? Sağlam, sağlam, sağlam. Şurada çukur olmaydı. 5000 de arabada, nasıl sağlam olur? 5000 kilometrede. Bak kaç kilo kapıyı. Ya abi niye bu arabaları böyle yatırıyorlar? Vay anasına ya. İçi örümcek bağlamış dayı artık. He. 30 sene. 30 sene. Vay be Mehmet dayı. Tekne vaziyetimiz bozuk ya. Ya o dayı, Mehmet dayı biz emekçi adamız ya. Ne olacak bizim vaziyetimiz bozuk olsa. Aa Berkan. La tilki, la tilki. He, tavukların arkadaşımız. He, tavukları yer o. Yok be, yiyor canım kuzum. Artık tilkinin bile yaşam alanı kalmadı ya. Ne diyeceksin canım abi? Bak bir de şu ana şey var ya, Skoda var ya. Skoda? Onun üstünü alacak. Önce şeyi çıkarak. He, Anadolu bir çıkartalım. Onu gelip hemen arkadan üstünü alırsın. Hangi Skoda? Şu lacivert mi? Yok yok, beyaz. Beyaz mı? Vallahi. Ha, oraya müsait değil mi? Arkası önü. Vay be, Mercedes'e bak. He, Skoda. Tamam mı? He, çarpık bacak Skoda, tamam. He. Vay be, bizim çocukluğumuzda bu arabalar da çok vardı piyasada. Tamam abi, bunu üstümüze alırız. He. Bunlar lastikleri kötü herhalde. Hepsi kötü. He, o zaman Anadolu'yu arkaya alacağız, tamam. He. Anadolu'yu şey yapalım abi o zaman. Vay be, kamburgası kartallara bak. Ben yanaşayım oraya da Berkan. Bak çekidemir yeri var orada. Oraya takıver. Mehmet dayı direksiyon kilidi açık mı onun? Ben çekerken sollu sollu yap. Oğlum oraya değil. Bak çekidemiri var altta. Ha, üstten takıver. Alttan girmez. Tamam. Tamam.
Mehmet dayı ben çekirken sen sağ. Berkan şeyi kilitle oğlum. Berkan kasayı uzat bakayım bir. Gözü basmayın. Yok yok. Gözü çok az bir şey bas oğlum. Tamam yeter. Çürümüş araba ya. Tüh. Kapalı bir yerde muhafaza etselermişti bunları. O ne Berkan? Ağaca mı geldi? Tamam ama şey, oyun geçiyor. Tamam tamam kır. Yatır yatır. Yatır yatır. Uzat altına sok kasayı. Tamam. Sok. Oğlum biraz daha gelecekmişti bak bu tarafa. Böyle girer. Oğlum. Girmez şurası. Yaylasları. Kasanın şu ucu şu alta girecek şuraya çukura. Öyle az bir şey esnetsek. Eğer çamurdan beslesek. Berkan bir süre esnetirken sen altına sok. Girdi mi? Tamam. Bırak orayı. Tamam şimdi sen bana bırak orayı. Sen şöyle şu hani takozlar var ya. Berkan onları al tekerlerin altına besle. Fark etme, ince kalın, bak bakalım bir. Yok da şey tam şeyi nereye takacağız? Hala tıkancayı nereye takacağız? Zaten gelir oğlum. Berkan şu kancayı bir tak oğlum. Bırak takozlar da şimdilik. Sen geç şu tarafa, şu tarafa geç sen. Atla şu tarafa geç. Heh. Al oğlum. Bak şurada var ya, şura. Ha, oradan elini sok, tabloya takılır. Burada zamanla mı çökmüş ki Mehmet abi? He? He. He. Taktın mı? Mehmet dayı el freni falan inik mi? Kapı açılmıyor gerçi de. İnik değil mi? Mehmet dayı ben çekerken sen sol yap direksiyonu. Dur çekerken şimdi dönmez. Sağlam taktın değil mi Berkan? Geliyor Mehmet dayı. Tamam dur halledeceğim ben onu dur. Ney? Buyur Mehmet dayı. Berkan. Oğlum. Berkan. Oğlum direksiyona geç. Oğlum direksiyona geç. Dur dur bekle bekle Mehmet dayı. Ben halledeceğim. Berkan pütürü kapat. El freni indir vitesi geriye tak. Taktın mı? Yavaş yavaş sollu gel. Yavaş yavaş sollu gel.
Gel yavaş yavaş sollu gel. Sollu sollu ha. Gel. Topla şimdi direksiyonu topla. Tamam şimdi düz gel. Bekle. Şimdi pitoya ver, pitoya ver. Bekle sen arabanın içinde. Az daha geri geri gel. Pitodan çıkarmana gerek yok. Geri yeter. Yavaş. Yavaş yavaş. Az daha gel. Tamam. Pitoya ver. Boşa al pitoya ver. Ortaya indirelim bunu. Gel. Getir arabayı. Yavaş yavaş. Dikkat et. Araba şey değil bak bağlı. Yavaş yavaş gel. Hah. Aferin. Sağ yap. Git 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 git. Sol yap. Ortaya doğru ha. Sol yap sol. Tamam dur orada pitoya ver. Yavaş. Aç bakalım içini bir gösterelim Berkan. Şu kaput da açık mı ki lan? Açık. Tamam. Ay yavrum be. Ay, eski Anadolu motoru. Ford logosu var lan üstünde. Vay be. Bu vasıta 12 volt bobinle çalışır. Tesisatta rezistans. Rezistansı yoktur yazmışlar. Kapalı garajda muhafaza etsizlerim işte. 10 numara durmuş bir yerden. Oğlum her taraf örümcek ağa ya. Ana 5000 kilometrede var daha. 5000 kilometrede. Yazık olmuş lan şu arabaya. Neyse. Şu arabayı alalım.
Evet dostlar, araçlarımızı aldık Perhan'la beraber. Junior Perhan'la. Çarpık bacak Skoda arkadaşlar, ben çok iyi hatırlıyorum. Benim çocukluğumda piyasada görüyordum nadir. Yani hani binenler vardı. Ya şu an hiç görünmüyor piyasada. Motoru arkada, bagajı önünde, çarpık bacak Skoda. Ondan sonra Anadolu zaten biliyorsunuz arkadaşlar, pick-up Anadolu. Yani Anadolu daha 5000 kilometrede, Skoda'da 12000 kilometrede arkadaşlar. Ya çok nadir, nadide bulunan bir parça arkadaşlar. Ama restore olur mu? Olursa olur herhalde. İyice bir temizlenmesi lazım, işlemesi lazım ama yılların arabaları abi ya. Bu Anadolu'la adamlar şey taşıyorlardı, ev o zaman tabii büyük kamyonlar nadirdi. Hani eski büyük, yani şu anki büyük kamyonetler yoktu, bizimki gibi araçlar. Böyle ufak araçlar vardı. Adamlar eşya taşıyorlardı böyle. Pazarcılar işte bir görüyorlardı. Neler neler. Bu Anadolu'la da Skoda'yla da anısı olan varsa, onlar da yorum yazarsa çok memnun olurum arkadaşlar. Hani yorumları okumak gerçekten çok zevkli oluyor. Geçen Bedford videosunda da böyle hani söylemiştim. Hani anısı olan varsa yazsın diye. Herkesin bayağı bir anısı olmuş ki bayağı bir yorum geldi ona. Bu videoya da hani güzel anınız varsa arkadaşlar, yorum yaparsanız, hani ne bileyim, ailenizde belki kullanan vardı, belki babanızda vardı, belki amcanızda vardı, belki dedenizde vardı. Kullanan varsa yani yorum yaparsanız da çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Şaşmaz'a geçiyorum. Oradan Muhsin abi alacağım. Oradan artık beraber Muhsin abiyle tozluk araca geçeceğiz arkadaşlar. Araçlarımızı indireceğiz oraya. Evet dostlar, Şaşmaz'dan Muhsin abimizi aldık. Muhsin abimizi zaten herkes biliyor, tozluk aracından gene. Şimdi Skoda çarpık bacakla Anadolu'muzu, pick-up'ımızı tozluk araca doğru arkadaşlar gidiyoruz. Muhsin abiyle yerlerini indireceğiz. Tekrar geri Şaşmaz'a hani döneceğiz biz arkadaşlar. Muhsin abi, senin geçtiğinde bu arabalarla bir anın var mı abi? Tabii canım, Anadolu'larla ben mesela Altındağ Belediye Başkanlığı Halil Zakoç'un eski Anadolu vardı. Tamam. Ben şoförlüğü onda öğrendim mesela. Ha, Anadolu'da öğrendin şoförlüğü. Tabii canım, Anadolu'da öğrendim. Halil Zakoç Altındağ Belediye Başkanı'ydı. Abi sene kaç yılları? Sene ben 13 yaşındaydım. 45 sene falan önce işte. 40 sene önce falan. Vay be, bayağı olmuş abi ya. Yani 2020 desek abi, 20 oradan yani 80'lerde falan. 80'lerde falan. 80'lerde. Işte. 80'ler civarında. Vay be. Anadolu'da öğrendim ben arabasını. Abi Skoda'ya bindin mi hiç? Skoda'ya da bindim. Sürdün. Tabii, kendimin de vardı. Önü bagaj, arkası şey, evet, motor. Aynen, aynısından bende de. Ha, sende de vardı. Kendimin de vardı. Sürdüm, hoşuma gitmedi, sattım. Peki abi, böyle görünce anıların şey oluyor değil mi? Tabii canlanıyor. Tabii. Vay be. Hayırlısı her şeyde. Hayırlısı abi ya. Kim bilir kimler bindi geçti. Tabii. Bu Anadolu eskiden işte abi nakliye makliye yapanlar vardı. Pazarcılık yapanlar vardı. Vay babam vay. O zaman tabii kantar muntar derdi yoktu. Değerli arabaydı Anadolu'da. Evet, evet. O zaman abi yoktu ki öyle hani şu anki kamyonetler tabii, gibi. Tabii. Kamyonet yoktu ki abi. Anadolu'larla insanlar işte evini taşıyordu. Ne bileyim eşyasını taşıyordu. Aynen, aynen. Neler neler şey yapıyorlardı. Dostlar, tozlu garajda görüşmek üzere. Gel istersen. Çok az bir şey. Tamam. Tamam abi.